Fed cephesinden gelen zıt sinyaller sonrası kafalar karışık. İlk çeyrek kârları da piyasaların yönünü belirlemek için yeterli ipucu vermiyor. Yatırımcılar dar alanda küçük adımlarla beklemede kalmayı tercih ediyor. Atlanta Fed Başkanı Bostic, Mayıs ayında 25 baz puanlık son bir artış sonrası atılan adımların etkisini görmek için %5 ila 5.25 bandında bir süre beklenmesi gerektiğini vurguluyor. St. Louis Fed Başkanı Ballard ise faiz artışına devam edilmesi gerektiği sinyalini veriyor. Ballard 5.5 ila 5.75 bandında daha yüksek bir terminal faiz oranını savunuyor. Borsa İstanbul 3 gündür devam eden kâr satışlarıyla 50 günlük ortalamasının altında kritik 5000 seviyesinin hemen üzerinde günü bitirdi. Merkez Bankası ile piyasa kuru arasındaki farkın %3'ün üzerine çıkmasıyla CDS ve Euro tahvil piyasalarında da dünyaya göre negatif ayrışıyoruz. Gıda perakendesi ve bankalar pozitif ayrışan az sayıda hisse arasında yer alırken beyaz eşya, enerji ve telekomsa en çok değer kaybeden hisseler. Dünya borsalarına paralel Borsa İstanbul'da yatay bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5000 ve 5100. Endeksin 5000 seviyesinin altına sarkması durumunda satışlar hızlanabilir. Satışın sertleşmesi durumunda ise kritik destek 4890. İlk çeyrek kârlarında bankalarda Garanti, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Albaraka, sigortalarda Anadolu Hayat ve Türkiye Sigorta, otomotiv hisselerinde Doğuş ve Türk Traktör, telekomlarda Türksel, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ise torunlar öne çıkıyor. Gıda perakendisi, demir-çelik hisseleri, Aygaz, Tüpraş ve Petkim'in iyi gelmeyeceğini öngörüyoruz. Teknik bültende öne çıkan hisseler Anadolu Efes, Migros, Şok Marketler, Türksel ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.